Bismillahirrahmanirrahim. Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin öbür küçük günahlarınızı örtüp affederiz. Ve sizi değerli bir mevkiye yerleştiririz. Cür sahibi olmaksızın, cihattan geri kalan müminlerle Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden müminler elbette bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla mücahede edenleri derece bakımından cihada gitmeyenlerden üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de en güzel yurt olan cenneti vaat etmiştir. Ama mücahede edenleri cihada katılmayanlardan çok daha büyük mükafatlarla tarafından derece derece rütbeler hususi bir mağfiret ve rahmetle mümtaz kılmıştır değil mi ki Allah gafurdur rahimdir affı merhamet ve ihsanı boldur erkek olsun kadın olsun kim mümin olarak iyi ve yararlı işler yaparsa işte onlar cennete girerler ve zerre kadar bile hakları yenmez. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise o tarafından bir rahmet ve geniş bir nimet içine yerleştirecek ve onları kendisine varan doğru yola koyacaktır. Rablerin ezlindeki selam ülkesi olan cennet onlarındır. Yaptıkları güzel işler sebebiyle Allah kendilerinin yardımcısıdır. O cennetlikleri göstererek sahi şunlar Allah bunları asla lutfuna nail etmez diye yeminler edip hor gördüğünüz kimseler değil miydi? İşte onların ne yüce mevkiide olduklarını şimdi anladınız değil mi? derler ve sonra o cennetliklere dönerek buyurun, girin cennete derler. Size korku ve endişe olmadığı gibi, siz asla üzüntü de görmeyeceksiniz. Allah, mü'min erkeklere de, mü'min kadınlara da, ebedi kalmak üzere girecekleri, içinden ırmaklar akan cennetler vaad etti. Hem adn cennetlerinde hoş hoş konaklar. Hepsinden alası ise Allah'ın kendilerinden razı olmasıdır. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur. İman edip makbul ve güzel işler yapanları ise onların Rabbi imanları sebebiyle içlerinden ırmaklar akan o nimet dolu cennetlerdeki mutluluklara erdirir. Allah insanları esenlik ve mutluluk ülkesine davet eder ve dilediği kimseleri doğru yola iletir. Rablerinin çağrısına icabet edenlere en güzel mükafat cennet vardır. Fakat onun davetini kabul etmeyenlere gelince şayet dünyada olan bütün şeyler ve onların bir misli daha kendilerinin olsaydı kurtulmaları için fidye olarak hepsini verirlerdi. İşte bunlar çetin bir hesaba maruz kalacaklardır. Onların kalacakları yer cehennem olacaktır. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir. O güzel akıbet adın cennetleri olup onlar babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanlarla birlikte o cennetlere girerler. Öyle ki melekler de her kapıdan yanlarına varıp ne mutlu iman edip de makbul ve güzel işler yapanlara. Eninde sonunda dönüp gidilecek güzel yurt onların olacak. Esenlikle emin olarak girin oraya denir onlara. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara ise Rabbiniz ne indirdi denildiğinde hayır indirdi derler. Bu dünyada güzel işler yapanlara güzel bir mükafat var. Ahiret yurdu cennet, dünyadan ve içindeki her şeyden elbette daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzel yurttur. Adn cennetleri, oraya girecek onlar. Zemininden ırmaklar akar. Onlara orada ne isterlerse var. İşte Allah, müttakileri böyle mükafatlandırır. Onlar ki melekler canlarını tatlılıkla alırlar. Selam size. Yaptığınız işlerden dolayı buyurun cennet ederler. Utanmadan kendilerinin beğenmedikleri şeyleri Allah'a yakıştırıyor, onun dinini, peygamberini hafife alıyorlar hem de en güzel akıbetin kendilerini beklediği yalanını uyduruyorlar. Beklesinler bakalım. Onlara olsa olsa ateş vardır. Hem de oraya gireceklerin başında olacaklardır. İşte onlara içlerinden ırmaklar akan adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak kendilerine altın bilezikler takılacak ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Tahtlara kurulacaklar. Ne güzel mükafattır bunlar. Ve ne güzel bir meskendir o cennet. Fakat iman edip, makbul ve güzel davranışlar içinde olana, en güzel karşılık verilir. Ve ona, kolay olan buyruklarımızı emrederiz, kolaylık gösteririz. İman edip makbul ve güzel işler yapanlara gelince onlara da konak olarak firdevs cennetleri hazırlandı. Evet, onlar Rahman'ın kullarına gıyabi olarak vaat ettiği dünyadayken görmek sizin inandıkları adın cennetlerine gireceklerdir. Allah'ın vaadi muhakkak ki yerini bulacaktır. Zemininden ırmaklar akan adn cennetleri var. Onlar oraya ebedi kalmak üzere girecekler. İşte kötülüklerden arınanların mükafatı budur. Ama kendileri hakkında bizden ebedi mutluluk takdir edilmiş olanlar cehennemden uzak tutulacaklardır. O gün hakimiyet yalnız Allah'ındır. O insanlar hakkındaki hükmünü verir. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar, naim cennetindedirler. İşte varis olanlar, ebedi kalacakları Firdevs cennetine varis olanlar, onlardır. Onlar. Ki, bu mu iyi, yoksa takva ehline vaad olunan, ebedi cennet mi? Orası onlar için bir mükafat, ve pek güzel bir akibettir İşte onlara hak yolda sabır ve sebat göstermelerine karşılık kendilerine cennetin üstün sarayları verilecek Oraya selamla hürmetle buyur edileceklerdir hem de devamlı kalmak üzere oraya gireceklerdir Orası ne güzel varış yeri ne güzel bir yerleşim yeridir İman edip, güzel ve makbul işler yapanlara, naim cennetleri vardır. Onların mükafatları, adn cennetleridir. Oraya girerler. Orada altın bilezikler, incilerle süslenirler. Elbiseleri de ipektendir. Çünkü o, lütfu ile bizi devamlı kalınacak olan yerde yerleştirdi. Burada artık, bize ne yorgunluk olacak, ne de usanç gelecek. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynağından taze doldurulmuş, berrak mı berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen içecekler, dolu dolu kadehlerle, etraflarında devamlı dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir.'' o güzel yer, kapıları yalnız kendilerine açılmış olan adın cennetleridir. Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa, bölük bölük cennete sevk olunurlar. Nihayet, oraya varıp da kapıları açılınca, cennet bekçileri, selam olsun sizlere, ne mutlu size, haydi, ebediyen kalmak üzere giriniz oraya derler. Ey bizim Ulu Rabbimiz, sen onları ve onlarla birlikte babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi kimseleri, kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine yerleştir. Muhakkak ki sen aziz ve hakimsin. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin. Benim milletim, bu dünya hayatı basit bir metadan, geçici bir eğlenceden ibarettir. Ahiret ise işte asıl yerleşecek yer orasıdır. Kendisine uğrayan bir sıkıntıdan sonra tarafımızdan ona nimet tattırırsak bu benim hakkımdı zaten. Kıyametin geleceğini de pek zannetmem. Ama olur da müminlerin dediği gibi Rabbimin huzuruna götürülecek olsam bile onun yanında en güzel ne varsa o da benim olur. Hiç tereddüdünüz olmasın der. Biz elbette o kâfirlere dünyada yapmış oldukları her şeyi tek tek bildireceğiz ve onlara şiddetli bir azap tattıracağız. Müttakiler güvenli bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giymiş olarak karşılıklı otururlar. Hem biz onları güzel gözlü hurilerle evlendiririz. Onlar canlarının çektiği her meyveden rahatlıkla isterler. İlk ölüm dışında artık orada ölüm tatmazlar. Allah kendilerini tarafından bir lütuf eseri olarak cehennem azabından korur. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur. Haydi selametle girin oraya. Bugün artık ebediyet günüdür kendileri iman edip, zürriyetleri de iman ile kendilerinin izinden gidenlerin nesillerini de kendilerine kavuştururuz. Onların emeklerinden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmeyiz. Onlardan her biri, kazandığı güzel neticeleriyle daha imdir. Naim cennetlerindedir onlar. Ama eğer ölen kimse, Allah'a yakın olanlardan ise, onun için rahatlık, güzel nasip ve naim cenneti var. Göklerin ve yerin yegane varisi Allah olup, bütün mallarınız zaten O'na ait olduğu halde, niçin Allah yolunda harcamıyorsunuz? Sizden, fetihten önce infak eden ve savaşan kimseyle, bunları yapmayan elbette bir olmaz. İşte onlar, Bundan sonra infak edip savaşanlardan derece bakımından daha yüksektirler. Bununla beraber Allah her birine de cennet vadeder. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Rabbiniz tarafından verilecek mağfirete ve cennete girmek için yarışın. Öyle bir cennet ki eni göklerle yerin eni gibi olup Allah'a ve Resullerine iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu Allah'ın dilediği kimselere olan ihsanıdır. Allah büyük lütuf sahibidir. Böyle yaparsanız sizin günahlarınızı affeder ve içinden ırmaklar akan cennetlere ve özellikle Adn cennetlerinde çok güzel saraylara yerleştirir. İşte en büyük başarı en büyük mutluluk budur. Allah'ı sayan, haramlardan sakınan müttakilere ise, Rableri nezdinde naim cennetleri vardır. Çok güzel ve pek kıymetli cennet bahçelerindedir. Onlardan her biri, iman etmeden naim cennetine yerleşmeye mi hevesleniyor? Üstün ve pek muteber bir cennettedir. O en güzel kelimeyi kelime-i tevhidi tasdik eden kimseyi, o en güzel kelimeyi, kelime-i tevhidi yalan sayanı ise, en güç yola sardırırız. Bunların, Rableri nezdindeki ödülleri, içinden ırmaklar akan, hem de devamlı kalmak üzere girecekleri, adn cennetleridir. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu rıza makamı da Rabbine saygı duyanlarındır.